Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İkinci online dersimizde, matbu okuma dersinde beraberiz. Siz de hoş geldiniz hocam. Kusura bakmayın, ben Zoom'u aşağı indirip sayfayı açmayı şey yapamadım ama şimdi hallettim. Şimdi bir ekranı paylaşıyorum. Dünkü dersimiz çok güzel geçti bana göre, en azından siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi bu dersin, bu projenin bir amacı da farklı metin türlerine bakmaktı. Onu ben paylaşmayı unuttum ama hepinize ulaştıracağız onu. Belki bugün hallederiz. Bugün başka bir metin okuyalım istedim. Daha önce hazırlamıştım zaten. Şimdi ekranı paylaşacağım. Bu da oldukça, zaten ben metinleri seçerken ilgi çekici şeyler olmasına gayret ettim. Bu da o tarz bir metin. Ben okurken zevkle okudum. Ben sömürgecilik dersleri veriyorum. Onunla da aslında yakından ilgili. Siz şöyle inceleyin, ben kapıyı kapatacağım. İyi mi bu şekilde okunuyor mu? Evet hocam. Zor bir metin değil. Ben açıkçası böyle zor metinler seçmek istemedim. Ders biraz daha böyle eğlenceli olsun diye geliyorum. Sigara içen var mı aranızda, merak ettim. Evet var hocam. Sigara Ben de içiyorum var. hocam. Evet. Sigara içen varsa oldukça ilginç, enteresan bir konu. Tütünün tarihi. Bu kitap tütünün tarihini anlatıyor. Bir kitap daha vardı bende. O da kahvenin tarihini anlatıyor. Ben içiciyim, nasıl söyleyelim? Otlakçı dersek olumsuz bir şey oluyor değil mi? Böyle günde bir tane, 2 günde bir tane veya 3 günde bir tane öyle içen biriyim. Yani böyle aslında çok sigarayı da sevmiyorum ama içenler varsa bu konu çok ilginç. Ben mi okuyayım yoksa dünkü gibi beraber mi? Nasıl istiyorsunuz? İlk gönüllüden başlayalım mı? Hocam siz, kamera açık, sizden başlayalım Zehra Hanım. Tamam hocam. Olur. Evet. Merhaba hocam. Sigara içiyor muydunuz? Bir yanlış mı anladım ben? Yok hocam. Siz, pardon, ben tamam. yine sesim kötü biraz özür diliyorum hocam. Olduğu kadar. Sonra devam edeceğiz zaten. Başka arkadaş. Tütünün tarihi 15. asrı Yani şöyle miladiydi. sorsam siz başlamadan önce, sizce tütün nere kökenli olabilir? Tahmini bir veya daha önceki okuduklarınızdan hareketli. Yani hocam hani ülkemizde de çıkıyor ama köken olarak Sadece tahmin. yani böyle Akdeniz ülkeleri diye düşündüm ama Başka tahmin var mı? ben hani tarihe merakım vardı, sadece şunu biliyorum: Mısır'da Firavunların tütün içtiğini biliyorum. Yani Ben acaba o kadar oradan eskiye gidemeyeceğim yani. Metin o kadar eskiye tamam gitmiyor. Onu bilmiyorum. Başka? Orta Asya olabilir. Evet, olabilir. Bir tane Küba var. Tebrik ediyorum. Kim yazmış? Jale, dün okuyan öğrencilerimizden. Evet. Şimdi ayrıntılara girmeyelim. Metinden daha iyi olsun. Evet. Ha, hocam prolalarıyla da ünlü değil miydi Küba? Hala devam ediyor demek. Evet tamam. Oradan. Evet. Aklıma gelmedi. Evet. Buyurun. 15. asrı miladide İspanya'da Ceneviz gemicilerinden, Zeren, birazcık daha yavaş okuyabilir miyiz? tabii 15. asrı miladide İspanya'da Ceneviz gemicilerinden Evet. Kristof Çok güzel. Kolomb isminde meşhur bir kaptan Kapıdan, kaptan da diyebiliriz sanırım. Kapıdan, evet. var idi. Bu zat Bahr-ı Muhit'lerin Bir fikriniz var mı? Ne demek Bahri Muhit? okyanus
Hint Okyanusu hocam. Aynen. Baharı Hint Okyanusu. Çok güzel. Nereden biliyorsunuz merak ettim. Çok spesifik. Hocam Bunu benim bir tezim tarih kitabı, metin çeviriyorum. Latinizesi. yani kim Hindistan, konuşuyor bu Çin, arada? Avrupa, oradan biliyorum. Zilen mi konuşuyor? Kim konuşuyor? Radife hocam, Radife Durmuş. Heh, tamam. O zaman Hint Okyanusu diyebiliriz, değil mi? Evet hocam. Evet. Tamam. Hindi. Tamam. Zehra Hanım devam edelim. Sinesinde meçhul bir kıtanın bulunduğunu bazı hesabat-ı riyaziye ve Yani kozmo ya matematik hesapları. matematik hesaplar Evet, çok çok güzel. ve kozmografya ile zihninde tasavvur. Kozmografya ne diyebiliriz? Aa, şeydi hocam. Aslında bir şey Astronomi mi hocam? astronomiyi aşan bir şey, daha geniş. Daha geniş. Kozmos alem diyorlar hatta. Aynen kozmos yani evren kozmos Evren ötesi. hepsini Ne? içine alan daha geniş bir şey kozmografya. Yani evren kökenli kozmosdan türetilmiş. Evet. Kozmografyayı ile Zihninde tasavvur edip durur idi. Bu fikrini her kime söylerse düçar-ı muahize olur. Ve Ben bazılarının altını çizdim de orada biraz yorum yapabilirsiniz. Düçar muakaze olmuş. Yani Kolomb bu görüşleriyle eleştir şey evet. tenkit gibi bir şey alıyor Yani şey karşılığında. olmuş. Kınanmış falan eleştirilmiş. Evet. Evet. Olur ve herkes tarafından istihzaya uğrar idi. Yani alay Vallahi. tenkitle. Fakat tasavvur ettiği şu hayalatın hakikatine kendisi bir hakkın vakıf. Hakkı. Yani derinliğine nüfuz ederek anlamış, Ben de öyle biliyormuş. anladım. Evet. Ben de o şekilde anlamıştım zaten. Olmuş olmalı ki Muma ileyhi, yani o işaret edilen konu. Diyor Muma ilehi dediği şey ben doğru anlıyorum. Kolomb'u kastetmiyor mu burada? Muma ilehi. İşaret edilen kişi ya da konu. Evet. Evet, Yani hangisi burada önemli? şeyi doğru. Burada şeyi Kolomb'u işaret ediyor. Bu fikrinden kimse, Kristof Kolomb'u bu fikrinden kimse vazgeçirememiş. İstihzalar, eğlenceler, Çok güzel. değil mi? Evet. Kulağına bile aks etmemiş idi. Hani dikkate almamış Evet. söylenen. Zeren, çok teşekkür ederiz. Süper okuyorsunuz, onu Ben söyleyeyim. teşekkür ederim hocam. Diğer arkadaşlarla devam edeceğim. Müsaadenizle. Gönüllü var mı arkadaşlar? Dünkü gibi devam edelim. Dün böyle bayağı bir Yapabilirim aksilik fazla olmuştu. Evet. Gönüllülerden. İsterseniz okuyabilirim. Buyurun 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 hocam başlayın. Şeyden kalmış değil mi? 77. Et. Tabii bir muavenat maddiye olmadıkça Tekrar okuyabilir misiniz? Burada bir tanımlama var. Tabii bir ama sanki orada ne var değil mi? muaveneti. Tabii bir muaveneti maddiye Evet. olmadıkça Yani maddi bir yardım olmadıkça, evet. bir tapınağın mahsus hal iktidai Tamlama var burada hocam, tamlama. hal Hal. Bir arkadaşımızın şeyi açık galiba, onu şey yapabilir miyiz tamamdır bir dakika hocam. Ahmet hocam herhalde Tamam. Ben şey yaptım. Şimdi burada kaldık da hal iptidaiyedeki gemiler derlerle o deryaları ne demek istiyor Cemil Bey? başlattı. Burada hal Hal iptidaiyedeki iptidaiyedeki o gemiler demek. başlangıçtaki gemilerle.
Yani hala böyle tam modernleşmemiş gelişmiş gibi Modernleşmemiş gemilerine. bahsediyor bence. Evet. O deryaları aşması adime Adimül adimul imkan imkansız yani anlamında adimül imkanıydı yani. herhalde. Yani İmkan. imkansızdı, evet. Evet. Christoph Kolomb şu emelini o kuvveden fiile çıkarmak. Yani bir burada da bir yorum yapın. Kuvveden fiile çıkarmak için. Yani fikirden Evet. şeye aktarması. Yani ben kuvveyi böyle daha somut bir şey, güç, kuvvet olarak tabii düşünüyoruz ama burada şey anlamında, tasavvurda Potansiyel hocam. potansiyel anlamında, evet. Yani şeyden fiiliyata dökmek anlamında. Kuvveden fiiliye çıkarmak için Avrupa'da icra-i ahkam eden bütün hükümdarlarda muavenet Cengiz Bey, burada da bir yorum yapın. icra-i Avrupa'da icra hükmeden bütün yani bu hükümdarlarda. konuda çalışan kesim herhalde icra-i ahkam eden bütün hüküm veren bütün hükümdarlardan Yani yönetimde, buradaki iktidardaki hükümdarları kastediyor. Evet. muavenat talebine mecbur oldu. Çünkü Kolomb'un Yardım şeyi, talebine benim dolayı. hikayesini biliyor musunuz Kolomb'un? Biraz bir genel kültür bilgisi olsun. Kolomb Cenevizli bir dokumacının oğlu. Ceneviz Venedik, bu İtalya şehir devletlerinden oluşuyor Orta Çağ'da. Bu yüzden şeyde çok iyiler. Denizcilikte çok iyiler. Orada umduğunu bulamayınca Kolomb şeye geliyor. Portekiz'e geliyor. Bugünkü işte Lizbon'un başkenti. Orada bu girişimlere devam ediyor. Zaten girişte bahsettiği gibi. İsmini unuttum, o İspanya kralından yardım alıyor. Zaten böyle aralarında yapılan bir anlaşma var. Ben şeye gideceğim diyor, Hindistan'a. Onu destekliyor kral. Şeyin ismini unuttum da şu an. O notlarıma bakınca hatırlarım. Orada anlatılan hikaye bu. Yani kimseden yardım almadan kendi başına yapamazdı bunu diye. İspanya o dönem Müslümanları kovduktan sonra bütün güç şeylerin eline geçiyor. Ta Hollanda'ya kadar İspanya'nın hükümdarlığında zaten. Birkaç devlet birleşiyor orada. İşte Katalanlar, şu an ismini unuttum, diğer küçük İberik Yarımadası'ndaki devletler. Ve şeyde çok gelişiyorlar. Usturlap dediğimiz şey var ya, bu pusulaların ilk hali. Usturlap'ta, sonra haritacılıkta falan. Kolomb'un oraya gitmesi de aslında tesadüfi bir şey değil. Yani bilinçli bir şekilde oraya gidiyor, o maceraya atılmak için. Evet. Kral Ferdinand mı hocam? Ferdin'e tam hatırlayamıyorum ya. Bir karı koca var orada bu şeyle. Isabel ile Ferdinand'la görüşüyor ya hocam kral. Prens Henry var, Henry. Onu biliyorsunuz zaten. O da tüm denizcileri destekliyor. Zaten Portekizler şeye erken başladılar. Kolomb'dan önce Gine dediğimiz yer var ya Doğu Afrika'da. Oraya kadar zaten hepsi daha önce denizi orayı biliyorlar. Ama Ümit Burnu hala aşılmış değildi o dönem Kolomb'a kadar. Oradan sonra İspanya'ya, Latin Amerika'ya yerleştirdikten sonra o tecrübeyle zaten hızlı bir şekilde Afrika'dan köle götürülmeye başlanıyor. Yani işte demek istediğim şu, Kolomb'un Portekiz'e gitmesi şey değil, tesadüfi bir şey değil, bilinçli bir şekilde gidiyor oraya. Evet Cengiz Bey, devam edelim. Arada ben böyle gireceğim de kusura bakmayın. Mecbur oldu dedik. Maalesef hemen Evet, hiçbir teessüf. yani Maalesef diyelim. maalesef üzüntüyle birlikte hemen hiçbirisi de bunun sözüne kulak asmadı. Yalnız uzmanda O zaman da. uz
Yalnız o zaman da İspanya kralı olan Hamiyetli. hamiyetli bir zat buna pek cüz'i muavenette bulunup Evet. Cengiz Bey, sizi de teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Şimdi müsaadenizle diğer arkadaşlara geçelim. Yani şunu gördük. Dünkü metinde de şey olmadı. Yani şu an sizin matbu meselesi çözülmüş gibi diyebilirim yani. Evet, Zehra Hanım'ın da zaten aynı yorumu yapacağım. Şimdi şeye geldik değil mi? Kaçıncı sayfadayız? 7. 6 ile devam edeceğiz. Şuradan devam edelim. Gönüllü var mı arkadaşlar? Katılımcılardan. Gönüllü devam etmek isteyen. Hocam devam edebilirim. Ben şu an Radife. isimleri göremiyorum. Radife mi? Evet hocam. Biz dün epey arkadaşlarla tanıştık. Nereden katılıyorsunuz? Hocam ben normalde Dicle Üniversitesi'nde eski Türk Edebiyatı öğrencisiyim. Yüksek lisans yapıyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum ama. İstanbul'da Tezimi ondan ama yürütüyorum. Dicle Üniversitesi'nde. Evet. Dicle'den de hocamız var. Size belki bahsetmiştim. Ahmet Han Yıldız, danışmanım hocam. Şey de burada Abdüsamet Abdülsamet Özmen hocam. Hoca. O da Evet hocam geldi. haberim var. Evet. Buyurun. Hocam bir şey söyleyebilir Tabii miyim? tabii buyurun buyurun. Dünkü hikayeyi sanki paylaşmadınız mı? Ben mi Yo, ben atacağım. Daha kimseye göndermedim. Onu görmedim? herkese göndereceğim inşallah. Tamam. Başlayayım mı hocam? Buyurun. Bir gemiyle birkaç taife verdi. Kapıdanı Kim Şihiye veriyor? sanırım. Kral Kolomb'a veriyor şeyi. Bir gemiyle birkaç taife veriyor. Peki o dönem gemiler için adlandırılan bir şey var. Duydunuz mu? Sefine değil Bir sanırım. gemi türü. Yok yok. Şey, Osmanlıca Türkçe değil. Ya, Türkiye'ye de yerleşmiş olabilir de. Karavela gemileri duydunuz mu? Karavelalar. Zaten karavelalar yapıldıktan sonra okyanuslar aşılmaya başlandı. İlginç bir şey. Sömürgecinin başlangıcı da yani kolonyal olarak, yerleşim olarak başlangıcı da bu karavelalara topların yerleştirmeye başlandığından sonra şeyler Portekizler Hindistan'a geliyor. O Hindistanlar şeyi görünce zaten şaşkına dönüyorlar gemilerin üstündeki o topları. Yani bu bahsettiği gemi karavela aslında. Basit karavelalar. Evet. Kapıdan şehir, meşhur kapıdan, kaptan yani, buna da kanaat ederek Avn-ı İnayet-i Bari'ye güvenerek. Avn-ı İnayet-i Bari yani Allah-u Teala'nın yardım ve inayetleri Çok güzel ya. inayetine güvenerek, itina ederek İspanya kıtasının Bahr-ı Muhit-i Atlas'ı sahilinden denize açıldı. Yani şeyden açılıyor galiba Hint Portekiz'den. Okyanusu. Lizbon'dan açılıyor diye hatırlıyorum. Oradan. Evet. Erzakları o kadar bait bir yere yani uzak bir yere götüremeyecek derece az Derecede. süvar oldukları yani bindikleri gemi ise Bahr-ı Muhit'in dağlar gibi dalgalarına mukavemet edemeyecek derecede adiydi. Yani direnemeyecek kadar normaldi, yavaştı. Evet. Birazcık daha yavaş okuyabilir misin? Çünkü herkesin seviyesi aynı değil. Genel olarak seviye iyi katılımcıların ama şey de var. O yüzden birazcık daha yavaş okuyalım. Hocam bu benim en yavaş okuma halim ama bakalım. Birazcık daha yavaş. Kristof Kolomb'daki Metaneti Fikriye'ye bakınız ki kendi ve taifesinin hayatını bile tehlikeye koymuş. Bad abad sanırım. Herçe bad abad diyerek ya da Bağda abad diye okudum da ben. herçe bad abad diyerek o deryaya Ne demek kendini istiyor? Herçe bağda abad. yani herçe neyse bağdaba direkt Her ne yani olursa olsun. yele vererek manasında Evet, ne olursa olsun. Bağda her ne yüzler olursa demek olsun. biliyorsunuz. Abad sonsuz. Herçe yani ne olursa olsun böyle korkusuzca o O anlamda kullanmış. deryaya kendini Burada yalnız şeyi bu kitap biraz fazla
Kolombo biraz fazla böyle şey sempatik gösteriyor da işin aslı öyle değil. Günlüklerini falan okursanız tavsiye ederim. Şey var. Birkaç kitap tavsiye edebilir miyim bu konuyla ilgili? Eğer ilginizi Evet. Tabii hocam. çekiyorsa. Bu konuda şey, özellikle bu Marksist yazarların iyi çalışmalar var. Draghi'nin İtalyan bir araştırmacı. Raimondo Draghi. Onun sömürgecilik tarihi. Yani biraz basit yazmış, roman gibi ama şiddetle tavsiye ediyorum. Mark Fero meşhurdur zaten. Biliyorsunuz değil mi Mark Fero'yu? Sömürgecilik tarihi diye. O da İtalyan olması lazım. İlginç bir şey. İki yazar da İtalyanlı ve şey hayatlarına baktım böyle şey Marksist eğilimli yazarlar. Sonra meşhur Tüfek, Çelik, Mikrop diye bir kitap var. Diamond'ın. Onu duydunuz mu? Tüfek, Mikrop, Çelik. Bir ara çok iyi satılıyordu şey. O da çok iyi bir kitap. Biz derste bunların hepsini okuyoruz öğrencilerimizde. Daha böyle benzer kitaplar çok. Yani isteyenler olursa özelden ben de PDF'leri de var gönderebilirim. Bugün bir kitap. Bundan neden daha önce okumadım o da ben de şaşırdım da size hemen söyleyeyim. Okuyan var mı aranızda? Yerlilerin Gözyaşları. Kasas'ın kitabı. Bu Kasas şey, ben şimdi hatırladım bu kitabı. Yanılmıyorsam günlüklerden o dönem yaşayan bu seferlere katılanlardan bir tanesi olması gerekiyor. İnge yayınlarından çıkmış Yerlerin Gözyaşları, Yerlerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi. Yani evet tam da söylediğim gibi Kasas 1474'te şeyde doğuyor. Sevilya'da doğuyor. Dönemin şahitlerinden bir tanesi işte. Bu kitap da var, tavsiye ederim. Sonra benzer kitaplar çok evet. Yani onda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Başvurabilirsiniz. Evet devam edelim şimdi. Kendini salı vermiş idi. Kolomb birkaç saat içinde sahili de eski dünyayı da gözünden gayb etmiş. Eski dünyadan kastı ne? Bilmiyorum hocam ben. Şimdi Amerika yeni kıta ya. Eski dünya derken şeyi kastediyor. Avrupa'yı kastediyor. Eski kıtalardandır Avrupa biliyorsun. Eski dünyayı da Gözünden gayb etmiş, geminin istikametini kendi aklından ziyade tesadüfün yardımına bırakmış idi. Elhasıl evet, bunlar... Radife çok güzel okuyorsun. Tebrik ederim. Sağ olun hocam. Rika okuyabiliyor musun? Rika ve Hocam Diyanet. Rika'da okuyorum. Nesih, Çok güzel. Talik. Evet. Sadece divani okuyamıyorum Şu hocam. anda ne üzerine Aşıklar bile çalışıyorsun? okuyamıyorum. Hangi konuda? Efendim hocam? Hangi konuda çalışıyorsun? Hocam şu an benim tezim Diyarbakırlı Sait Paşa'nın 10 ciltlik bir umumi tarih kitabı var Miratü'l-İber diye. Evet, biliyorum o kitabı. İkinci cildini çalışıyorum hocam. Hint tarihinden Çin, Arap Aa, çok güzel. coğrafyası, İran, O zaman bu Küçük Asya, Anadolu. kavramlara aşinasın. Aşinayım hocam. Peki Yani şeyi merak sağ olsun. ettim. Şeyi kullanmış mı? Hangi kaynaklar kullanmış yazarken? Bahsediyor mu ondan? Hocam Strabon'dan bahsediyor, Gürcani'den bahsediyor. Ondan sonra İbni Haldun'dan bahsediyor. Sadece belli isimlerden tek bahsediyor. Bir de bazı yerlerde işte bir konuyu ele alırken diyor işte bu konu hakkında fikir birliği yoktur. Sadece Hint'in hangi bunlar. döneminden bahsediyor? Bundan hocam tarih sahnesine çıkışı, milattan önceki tarihlerini ele almış. Tamam. Kıtaların. Oldukça enteresan. Güzel bir metin de yazarsan metin kritik şeklinde süper bir çalışma olur bence. Çok eski tarihini ele alıyor hocam. Çok yani yaptığın çalışmayı diyorum. Önüne biraz böyle bir metin kritik şeklinde bir çalışma olursa harika bir şey olur bence. Güzel bir Bakalım konu hocam. olmuş. Gerçekten tebrik ederim. Çok sağ olun hocam. Hocanı da tabii. Öyle bir kim şey. Teşekkür ederim hocam. Evet teşekkür ederiz. Şimdi gönüllü var mı arkadaşlar başka? Hocam ben okuyabilirim. De çok kısa okuyabilirim ama. Hiç olmaz. Bir kısaca sizi tanısak. Ben Hilal Korkmaz, Tokat'tan katılıyorum ben yayına. Tokat'tan. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim.
Aslında ilgi alanım yeni Türk. Ama ben fakülteye başladıktan sonra Osmanlıca'ya da bayağı bir merak saldım. Evet. Şimdi buradan da çok şeyler öğreneceğimi biliyorum. Hani diğer arkadaşlar gibi böyle hani seri bir şekilde okuyamıyorum ama bilgi alanıma giriyor artık Osmanlı metinleri, eski metinler. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Evet, şimdi ben İnşallah daha da stoplayayım. gelişir. Evet. İnşallah, umuyorum yani. Evet. Şuradan alabiliriz eski dünyada, dünyayı da. Hani şurada kalmıştık herhalde. Ben şimdi şurayı tekrar ettim ve şuradan bunlar günlerce, haftalarca, Evet. aylarca Şuradayız arkadaşlar. Evet. deniz Gerçekten. üzerinden dur. Deniz üzerinde Çalkalandılar. Doğru mu? yani çalkandılar. Yani Ha, çalkalandılar. çalkandılar. Ha Ama hocam bu kadar. kelime şey çalkandılar. Ha çalkandılar. Tamam hocam ben bu kadar okuyabiliyorum şimdilik. Siz Tamam. zaten çok bozuk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel Tamam. bilgiler veriyorsunuz. Artı ben Ya ben okumak. aslında ders Osmanlıca kendi alanıma çektim de dersi yapmayayım onu. Ama yok benim tarihte çok büyük ilgi alanım. Artı bu Kristof Kolomb'la ilgili çok aşırı derecede ben belgesel izledim. Yeni Kıtağ'ın O zaman günlüklerini okumayı da ihmal etmeyin. şey notları aldım zaten. Siz orada söylerken Evet. ben notlarımı aldım. Teşekkür ediyorum. Türkçe'ye çevrildi diye biliyorum ama günlüklerini Tamam. de unutmayın. Tamam. Bir de Ketebe yayınlarından bir kitap çıktı. Ben almıştım onu. İngilizcesi var bende zaten. Amerikan Holocaust diye. Onu da tavsiye ediyorum. Türkçe'ye nasıl çevrildi? Ketebe yayınlarından geçen yıl çıkmıştı yanılmıyorsam. Onu da tavsiye ederim. Çok iyi bir kitap. Holokost Kitabın katliam. ismi Amerikan Holocaust diye. Ha, Amerikan Holokost, tamam. Holocaust'u diye çevirmiş olabilir. Tamamdır. Evet. Şimdi kimle devam edelim? Buyurun arkadaşlar. Ben de okuyabilirim hocam ama ben de seri okuyamıyorum. Tamam, olduğu kadar diyelim. Sadiye mi? Evet hocam. Evet. Bir tanıyabilir misiniz çok kısa? Ben Sadiye Yılmaz, Mardin Ortaokul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim hocam. Ha, bizim öğrencimizsin. Sizi de tanıyorum hocam. Kendi oda arkadaşım sizi çok methetti. Öyle mi? Evet, Gönül başlayalım o Tekin zaman. galiba tez alıyor. Efendim? Gönül Tekin galiba o da sizden tez alıyordu. Ha, Gönül benim öğrencim, Benim de 4 yıllık oda arkadaşım hocam. evet. Sizden bahsediyordu. Teşekkürler. Başlayabilirsiniz sadece. Tabii hocam. Evet. Yemekleri battı. Mukavemetleri azaldı. Sabırları tükendi. Artık o ne bu da bunu Dinleyin çeviremiyorum hocam. kelime aslında. Avdet. Avdet. Yani geri dönmek. Bunu nasıl tamamlayacağım hocam bu şeyi komple? Avdet Avdet. itmek. İstiyorlar idi. Fakat geri mi hocam o? Tam şu Evet. an telefondan bakıyorum Yok, geri. güzel güzel devam et. Evet, geri. Geri döndü. Dönüyor muydu hocam? Burada tam Geri çıkmıyor dönüp telefonda. de geri dönüp Geri de dönüp de. Tekrar Aspen. Ne hocam o altındaki as? İspanya. İspanya'ya. İspanya'yı, İspanya'yı vurmak mümkün bile değil idi. Lakin hiç İspanya'yı bulmak mümkün bile değildi. Değildi. aynen bulmak mümkün Güzel bile değil. okuyorsun bence. Devam et. Lakin Lakin hiç olmazsa Hindistan'a çıkmak için kiminin hocam telefon çok bulanık gösteriyor ya. Yok, iyi gidiyorsun. Devam et. İstikametini. İstikametini şimale mi hocam? Şimale. Evet. Şimale Şimale. yani kuzeye. Evet şimale. Çürüyor. Ne bu? Çıkmak mı? Ne var? Çürümek. Çevirmek. Çürümek. Hülasa Evet. mı? Helasa. Hülasa yani, evet. Bir Kısacası, evet. hocam bunu çeviremiyorum ya. Bir Rus Bir ile olur. vesile. Bir vesile olur. Ha tamam bir vesile olur. Zan ediyorlar idi.
Yani orada kaybolunca kuzeye giderek İspanya'ya geri döneceklerini düşündüler. Onu vurguluyor. Evet. Devam et. Çünkü Nasıl? o zamanlar Tamam. İspanya ile Hindistan arasında sahilleri Sahilleri takip. takip aynı değil mi hocam? Takip etme. Takip Yok, takip. etmek. Yani günümüzdeki takip Evet, etmek takip etmek üzere. üzere seyir Sefai. sefahi. Bu terkipler beni çok zorluyor hocam ya. Bir de ben ilk sınıfta sadece bu Osmanlıca iş yaptım. Fazla kendimi geliştiremedim ama ilgim var. Bir şey de yapmak istiyorum. Yani edebiyat Osmancasız olmaz biliyorsun. En az Evet. tarihçiler kadar sizin de ihtiyacınız var. Ve Sefai'nin ticaret. neyin çoğuludur arkadaşlar? Sefai. İğne, gemiler. Gemiler. Gemilerin çoğuludur. Evet, devam edelim. Bu noktada bitirelim. Diğer başka bir Ve arkadaşa sorayım. ticaret olur idi. Evet. Şimdi kim devam edecek? Teşekkürler Sadiye. Fena değil bence. İyi yani. Rica ederim hocam. İyi okuyorsun bence. Biraz daha uğraş bence. Pes etme. İyi okuyorsun. Evet. Bir Ben gönül. devam edebilir miyim? İsmi göremiyorum. Esma. Esma, dün de Esmaç. okumuştun değil mi? Dur. Evet hocam. Düzce miydi? Ağrı. Ağrı, tamam. Şimdi hatırladım. Evet. Edebiyatçıydın sen de, öyle hatırlıyorum. Evet hocam. Evet, işteden devam edelim. İşte Kolomb'un taifesi bitap kalınca Hindistan'a çıkmaya diye aslında okunuyor. Çok ısrar ettiler. Bunların Şimdi ısrarını amaç nereye gitmekte Esma? Amaç Hindistan'da. Daha şu an Hindistan. söz konusu bahsettiğimiz o yeni kıta yok. Tamam. Evet. Bunların ısrarını Kristof Kolomb hiç de Hiç de değil. demez. deneyin biraz. Kristof Deneyeceğim. Kolomb bunların neydi? Israrını Kristof Kolomb hiç de Hiç de ne olarak ne dinlemez dinlemez idi. idi. Daima sabır etmelerini yakında bir sahil selametin Bunu nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Sahili selametin güvenli bir sahil olabilir hocam, sığınak. güvenli. tam da öyle, evet. Sahili selametin. Korunacağını, O zaman Filiz'le devam edelim sonra. görüneceğini, Esma'dan sonra. Evet, görüneceğini. tavsiye eder idi. Elhasıl kimi taifesi Kolombu zincirlerle bağlayarak kiminin idaresini, geminin idaresini ellerine aldılar. Evet. Ve güya Hindistan'a gidiyorlar imiş Esma, gibi. ben şeyi kaçırdım, bir dakika. Zincirleri geçtin mi? Yok. Evet, evet hocam. Zincirlere bağlayarak geminin Geminin idaresini, evet, ve idaresini güya ellerine Hindistan'a gidiyorlar imiş gibi. gidiyorlar imiş gibi. Evet. Bunu okuyamıyorum hocam. Tevcih Bunu mi? ben sizden önce okurken not almıştım. Ne olabilir? Tevcih. Teveccühü mi? Tevcih, Tevcih. yönlendirme. Evet. Tevcih şey demek. Siz söyleyin, ben söylemiyorum. Yönlendirme hocam. Evet. Ve cehe yüveccühü kalıbında. Evet. Ya işte Arapça bilenler olunca böyle Evet hocam. detaylanınca oluyor Sünnet gerçekten. babından gelmiş. Evet. Şunu anladım arkadaşlar. Hakikaten böyle Osmanlıca biraz şey işi de aynı zamanda. Gerçekten ben o kanaate vardım. Böyle biraz ekip işi.
Kimisi iyi görür, kimisinin mesela Arapçası çok iyidir, kelime hazinesi çok iyidir. Bu böyle bir çalışmada bir araya geldiğini düşünün. Birisinin Farsçası çok iyi olur. Bu ekip çalışmalarında hakikaten şey ortaya çıkıyor yani. Gördüğünüz gibi mesela bir sürü yorumlar geliyor kelimelerle ilgili. Bu tarz okumalar da yapın. O mesela bir Bolu'dan katılan mıydı? Bolu muydu? Bir 14 kişilik bir ilahiyat. Ben Bolu'yum hocam. Evet. Evet. Bursa, Bursa'dan Ha, hocam. Bursa, Bursa özür dilerim. İlahiyat. Yani Evet. mesela onlar bir araya gelip böyle ağır metinler okusalar kendi aralarında çok. Hocam bizim yazma eser kütüphanemiz var. Yakın zamanda açılışını yapacağız. Aa. Bunun 4 kişi hemen hemen oranın ya danışma kurulu üyesi ya da part-time öğrencilerimiz Çok güzel. orada. Şey mi? Bu çoğu okunmamış, daha henüz çalışılmamış eserler var mı içinde? Var hocam. Şu an tasfiyesi yapılıyor. Hatta Çok oranın güzel. müdürü de şu an bu eğitimde Hepsinin aramızda. hızlı bir şekilde bence böyle deşifre edilerek şey yapılması lazım bence kitaplara dönüp. İnşallah. Bakalım hocam. Harika bir proje, tebrikler gerçekten. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hadi. Hocam biz de lisans öğrencileriyle başlıyoruz bu hafta. Cuma günü Osmanlı Türkçesi okumalarına başlıyoruz inşallah. Çok güzel. Böyle Bu aynı zamanda okuyan ufak kişiyi de ufak geliştirir. Onu da söyleyeyim yani gerçekten. okumak istiyoruz her Evet. hafta olarak. Evet. Ben de Bursa İlahiyat'tan bu arada. Bursa. Yani Bursa ilahiyatı ben çok istiyorum. Evet. Beni oraya alamaz mısınız ya? Bir şey yapın hocalarınızın. Hocam sizi misafir edelim. Olur. Neden olmasın? Ama benim Osmanlıca ile ilgili değil. Benim alanım başka söyleyeyim yani. Olsun hocam, ilahiyata bekleriz. Tamam İnşallah. inşallah. Zaten benim kitabımı en çok ilahiyatçılar satın alıyor. Onu söyleyeyim. Hangisi hocam? Bakmak Ben isterim. Alman oryantalizmi ile ilgili kitabım çıkmıştı şeyde. Ketebe yayınlarından 2021 yılında. Genelde ilahiyatçılar alıyor. Onları daha Doğru. çok Dinler ilgilendiriyor. tarihi alanı için evet Evet. bize kaynaklık ediyordur mutlaka. Elinize Evet. sağlık hocam. O zaman devam edelim arkadaşlar. Gidiyorlar imiş gibi tevcih. Tevcih Tevcih-i azimet mi? Tam olarak. azimet ettiler. Evet. Bundan bir müddet sonra uzaklardan bir sahil görünmeye haleti nüz'ide mi acaba? Nezle. Hadi Nüz'ide Arapçacılar. Ben sözlükten baktım. İtiraf edin. çekişen her şeyden uzak. Farsçası nizada mı hocam? Nizada. Haleti nezde çekiş. Çekişme durumu. Nizada, nizah, çekişme. Yok, haleti nezle. Hocam nez uzak demek. Nezle. Arapça her şeyden uzak manasında. Ama bu Hayır, nezanın çekip almak anlamı var mı? evet olabilir çünkü şey Bir sekerat alet. yani tam böyle o ölüm haline deniyor. Nazihat suresinde geçtiği gibi. Bu Sekiratan. aynı Can kelime mi çekişme acaba? hali de oluyor hocam. O zaman burada hangi anlamda kullanacağız? Haleti nezde bulunan Biçareleri. Can biçareleri. çekişme hocam. Yani böyle Bir. çok çaresiz durumda artık neredeyse ölecek durumda olanlar. Ben öyle Can, anladım. hocam can çekişiyorlardı sanırım. Aynen öyle. Neza Yani işte çekip evet. çıkarmak demek. Evet. Naziyat neydi? Kelime anlamı Naziyat'ın. Naziyat suresi o. Çekip almak. O da O da bulunan. çoğul hocam. Evet. Evet. Çekip almak. Çekip. Evet. O zaman buradan devam edelim. Aleti nezdi. Esma devam ediyoruz. Bulunan bir çarelere bir ümit teselliyat Ümid teselliyet. bahş etmeye başladı. Artık o sahili Hindistan sahili zannıyla taifeler Kolombu tekrar salıverdiler. Evet. Geri Teşekkür ederiz Esma. rica ederim. Güzel okuyorsun. Bence devam et. Filiz de devam Teşekkür edelim. ederim. Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş Bursa bulduk. İlahiyat değil mi? Yok hocam, ben Atatürk Üniversitesi'nde eski Türk Edebiyatı'nda yüksek lisans yapıyorum. Bu sene Dün başladım. okumuştun değil mi sen? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok hocam, okumadım ben hiç. Ha tamam. O zaman seninle devam edelim. Tamam. Gerek Kolomb. Şuradan tekrar edelim mi? Artık o sahili Artık o sahili Hindistan sahili zannıyla taifeler Kolombu tekrar salıverdiler.
Yani şey, şimdi birazdan geleceğiz. O Antil adalarına yaklaşıyorlar ya. Onu esir almışlardı, zincirlemişlerdi hatırlıyorsanız. Şey diyorlar, şey, Hindistan'a geldiklerini düşünüyorlar. Onu geri bırakıyorlar. Evet. Gerek Kolomb ve gerek taifesi o sahilin Amerika Evet, bildiğiniz gibi Amerika pardon Amerika. Amerika olduğunu Katiyen. katiyen bilmiyorlar. Bilmiyorlar idi. Hatta Amerika'ya çıktıkları zaman Hindistan'a çıktık zannıyla Hint ahalisine de Hindi tesmiye itmişler idi ki Ne demek istedi şimdi? Ben şimdi mola vereceğim. Dönüşte uzun uzun konuşacağız bunu. Ne demek istedi orada? Amerika'ya varmışlar ama oranın Amerika olduğunu bilmiyorlar. Evet, Daha ne diyor onlara? Oradaki halka ve şeye. kesinlikle. Hindi diyorlar. Evet. Şimdi bu kullanım hala devam ediyor mu sizce? Esmer anlamında mı hocam bu şey kullanıyorlar? Beyaz ırk için Buradan şeyden Türk. sonra devam edelim mi? Biraz daha uzun konuşuruz. Buradan devam edelim bence bir ders sonra. Ben yine geliyorum. Mola Tamam verelim hocam. Kaçta biraz. başlayacağız derse? Yani 15 dakika sonra fazla durmayın. Tamamdır. Kapatmanıza gerek yok. İstiyorsanız bekleyin. Kapatıyor musunuz veya nasıl yapıyoruz? Kapatmıyoruz hocam. Tamam, Ses ben de hocam. tamam. O zaman mola verelim. Bir 15 dakika çay molası. Tamam, görüşmek üzere o zaman.